Biraz sevindiren bir gelişmenin haberiyle devam edeceğiz gece bakışına. Dünya liderleri yeni tip koronavirüsüne karşı geliştirilen aşıların üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasını tartışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bu hakların kaldırılması düşüncesini desteklediklerini duyurdu. Biden yönetiminin aşıların fikri mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılması çağrısına gözleri para bürümüş şirketler tepki gösterdiler. Ve ilaç şirketlerinin hisseleri borsada sert düşüş yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri koronavirüs aşı patenti ile ilgili önemli bir tartışmayı gündeme getirdi. Biden yönetimi aşıların fikri mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılması çağrısında bulundu. Açıklamayı Amerika Birleşik Devletleri ticaret temsilcisi Catherine Tai yaptı. Tai, bu bir küresel sağlık krizi. Olağanüstü durumlar, olağanüstü tedbirler gerektirir dedi. Hükümetin hedefinin olabildiğince çok sayıda kişiye en hızlı biçimde güvenli ve etkili aşı tedarik etmek olduğunu söyledi. Biden yönetiminin patent açıklaması ilaç şirketleri tarafından tepkiyle karşılandı. Böyle bir adımın zaten sorunlu olan arz zincirlerini daha da zayıflatacağı ve sahte aşıların yayılmasına teşvik edeceği iddia edildi. Açıklama aşı üreticisi şirketlerin borsadaki hisselerini sarstı. Koronavirüse karşı aşı geliştiren Moderna, BioNTech ve Pfizer şirketlerinin hisseleri borsada sert değer kaybı yaşadı. Dünya Sağlık Örgütü ise ABD'nin bu çıkışını büyük memnuniyetle karşıladı. Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, tarihi bir adım olarak nitelediği açıklamayla ilgili koronavirüse karşı mücadelede muazzam bir an ifadesini kullandı. ABD'nin bu açıklamasına Avrupa Birliği'nden yanıt geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin aşı üretimi teknolojisini paylaşma teklifini görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Avrupa Birliği ülkeleri liderleri 7-8 Mayıs'ta Portekiz'de yapacakları zirvede koronavirüs aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarını koruyan patentlerin kaldırılması konusunu görüşecek.